Merhabalar. Eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya, sizleri ilgilendirecek alanlarda duyuruları paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda yatay geçiş başvuru tarihlerini sizlerle paylaşacağım. Sonraki süreçlerde diğer videoları da tek tek kanalımıza yükleyeceğim. Öncelikli olarak Ankara Üniversitesi'ne ele alacağız. Yatay geçiş başvuru tarihimiz bahar yarı yılında 19 Ocak'ta başlayacak, 21 Ocak'a kadar devam edecektir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne baktığımız zaman 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ön lisans programlarında bahar yarı yılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularımız 19 Ocak'ta alınacaktır. 26 Ocak bizler için son tarih olacaktır. Sonuçlarımız ise 28 Ocak'ta açıklanacak. Anadolu Üniversitesi'ne baktığımız zaman lisans programlarında yan dal, ön lisans, lisans programlarında çift ana dal, kurum içi yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş, ön lisans programlarına kurum dışı yatay geçiş başvurularının kabulü için son tarihimiz 28 Ocak olarak belirlenmektedir. Asil ve yedek listelerimiz ise 1 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Amasya Üniversitesi'nin şu anda bahar dönemiyle ilgili bir duyurusu bulunmamaktadır arkadaşlar. Buradaki bilgiler güz dönemine aittir. Bakın bahar dönemi yatay geçiş alanına tıkladığımız zaman karşımıza 2020-2021 yılı ile ilgili bilgiler gelmektedir. Bu alanın güncellenmiş olması gerekiyor. Yüksek bir ihtimalle yakın bir zaman içerisinde bu alanda güncellenecektir. Güncellendiği zaman da sizlerle paylaşımımı yapacağım. Kesinlikle bu alanı baz alarak başvuru yapmayın arkadaşlar. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki yatay geçiş tarihlerimiz 17 Ocak'ta başlayacak, 23 Ocak'ta son bulacaktır. Değerlendirme tarihimiz 24 Ocak'ta başlayacak, 26 Ocak bizler için belirleyici olacaktır. Sonuçlarımız 27 Ocak'ta ilan edilecektir. Asıl adayların kayıt tarihi 31 Ocak'ta başlayacak, 2 Şubat'a kadar devam edecektir. Ve ilgili tarihler arasında başvuru yapmayan arkadaşlarımızın hakkı yedek kazananlara geçecektir. Yedek kazananların kayıt tarihleri ise 3 Şubat'ta başlayacak, 4 Şubat'a kadar devam edecek. Bu noktada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Eğer bir üniversiteye başvuru yapıyorsanız mutlaka duyurularını takip edin. Çünkü ilgili tarihlerde işlem yapmazsanız kesinlikle hak yedek kazanına geçecektir. Kazanmış olduğunuz hakkı kaybedersiniz arkadaşlar. Bu husus lütfen dikkat edin. Aksaray Üniversitesi'ne baktığımız zaman başvuru tarihimiz sadece ön lisans programlarını kapsamaktadır. 7 Şubat'ta başlayacak, 11 Şubat'a kadar devam edecek. Asil ve yedek listelerin kararlarının gönderilmesinin son günü 17 Şubat ve kabul edilen öğrencilerimizin ilan edilmesi 21 Şubat'ı bulacaktır. Asıl öğrenci kayıtları 22 Şubat'ta başlayacak, bir gün sürecek, 23 Şubat sizler için son olacaktır. Ve yatay geçiş yedek öğrenci kayıtları ise 25 Şubat olarak belirtilmektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik takvimimize baktığımız zaman arkadaşlar, yatay geçiş başvuru tarihleriyle ilgili bir bilgi paylaşılmamaktadır. İlerleyen süreçlerde bilgi paylaşılacak. Ben de sizlerle paylaşacağım. Adıyaman Üniversitesi'ne baktığımız zaman yatay geçişler kurum içi ve kurumlar arası çift ana dal ve yan dal başvuruları 3 Ocak'ta başlayacak, 10 Ocak'a kadar devam edecektir. Asil öğrencilerin kayıt tarihi 17 Ocak'ta başlayacak, 19 Ocak'a kadar sürecektir. 2 günlük bir süreç bulunmaktadır. Yedek öğrencilerin kayıt tarihi 20 Ocak'ta başlayacak, 21 Ocak'a kadar devam edecektir ve işlemlerin iletilmesinde 28 Ocak belirleyici olacaktır. Aksaray Üniversitesi'ndeki duyurumuz da bu şekildeydi. Abdullah Gül Üniversitesi'nin duyurusuna baktığımız zaman kurum içi yatay geçiş başvurularımız 1 Şubat'ta başlayacaktır. 2 Şubat'ta son bulacaktır. Bir günlük bir başvuru söz konusu arkadaşlar. Eğer ilgili üniversitede okuyorsanız mutlaka belirtilen tarihlerin içerisinde işleminizi yapmanız gerekecektir. Bu hususta dikkatli olmanızı sizlere öneriyorum. Bu videomuz için son olarak Çukurova Üniversitesi'ni ele alacağım. Çünkü 2021-2022 yatay geçiş başvuru işlemlerine baktığım zaman sadece güz dönemiyle ilgili bilgi bulunmaktadır. Bahar dönemiyle ilgili yatay geçiş tarihine ulaşamadım. Ulaşan arkadaşlarımız da varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaştırabilirler. Süreç içerisinde bilgilendirmelerim devam edecek. Eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Haricinde şu şekilde bir çalışma yapın dediğiniz alanlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.